Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Şimdi beraber işleyeceğimiz bir ders, zor bir ders. Lugat meselesi değil dersi. Fakat bu yeri hiç okuduğumu ben hatırlamıyorum yer olarak. Kavramlarını doldurmak zor. Ama ne kadar istifade edersek o kârdır. Bakayım yapabilecek miyiz? Kaçtı? 198'den. Yalnız bu mevzuya bakmadan önce ben bir pencere nevinden, dürbün nevinden, merdiven nevinden bazı önermeler, bakış tarzı böyle, bakmaya yardım edecek kavramlar, böyle veciz cümlelerden bahsedeceğim. Ta ki bu mevzuya biraz katkısı olsun, yani anlamamıza zor bir yer. Nereden çıktı bu şeyi demeyesiniz diye. Mikrofonu indirir misin biraz? Biraz, he. Ses nasıl şimdi arkadaşlar? İyi mi? Çocuğa aşı yapılır ta ki mikropla tanışsın diye. Küçük bir mikroptur. Gelecekteki büyük mikropla tanışsın. Onun büyüklüğü küçüklüğü değil de formatını öğrenmesi lazım çocuk. Ruhu da Allah nefis mikrobuyla aşılayıp cehennem mikrobunu, daha büyük cehennem mikrobuna karşı dayanabilsin diye. Yani cehenneme karşı dayanma gücü olsun. Ruhu da neyle aşılıyor? Nefis mikrobuyla aşılıyor Allah'a. Nefis mikroptur. Neyin mikrobu? Ruhun mikrobudur. Bazen en büyük bela bildiklerin oluyor. Çünkü seni örtüyor. Mesela derse geldiği zaman, ben bunu biliyorum. Mesela dese ki, birinci söz arkadaşlar hemen, ben biliyorum iki asker varmış. Şimdi mevzuyu örttüm. Bazen en büyük bela bildiklerindir. Çünkü bildiklerimiz çoğu zaman bizi örtüyor. Onu da hadiste şöyle diyor mealim şimdiki zamanda, zanlarınız sizin hapishanenizdir. Zanlar ya zan. Ön yargı diyor şimdi. İbrahim'i teslim olursa insanda etrafındaki ateş cennete döner. Öteleri fark ettikçe buraların tesirinden kurtulursun. Çünkü sen buralı değilsin. Çünkü senin kalbinde, vicdanında konuşan, isteyen şeyler burada yok. İçinde öten ben bir kafesim. İçinde bir bülbül var. Hep öteleri öter. Beka istiyor. Fani kafesidir. Rivayet bu. İnsan kendini bilmesine irfan, hariç de kendisini bilmeye ilim denir. İnsan kendini kendiyle bilirse irfan, İnsan kendisini hariçte kainatla tanırsa, olaylarla tanırsa ilim. Özgürlük özüne yaklaşmaktır. Bu garip cümleler ama mevzu ne kadar zor ki bu mevzuyu çözmede kullanacağız bunu. Özgürlük her istediğini yapmak değil, o köleliktir. Her istediğini yapmak köleliktir. Yapabilmek. Çünkü nefsin özelliğidir. Özgürlük ise aslına, özüne seyahattır. Ondan geldik. Ona gitmek yolculuğu. Sebebe bağlı eşyayı bilmek hikmet. Kıyasla bilirsek mizan denilir. Risale-i Nur
yol haritasıdır. Haritayı herkes bilir ama herkes tek başına yürüyecektir. Cahilin cahilim diyebilmesi için ilim lazım. Demek ki cahilliğini bilmek Gazali'ye göre ilmin başlangıcıdır. Bak ben cahilim. Hangi ilminle bildin cahil olduğunu? Cahilliğini, cahil olduğunu bilmeyen cehil mürekkeptir diyor. Bak ben cahilim, bilmiyorum. Demek ki bir bildiğim bir tarafla bilmiyorum diyor. Bedensel enerjini bitiren ve seni depresyon ve hasetlere, depresyon ve sıkıntılara sokan haset ve kin duygusudur, hissidir. Yalan, kendi bütünlüğünün bozulmasından çıkan sestir. Yalan, ruh bütünlüğünün bozulmasına çıkan desarmoni dedikleri çatlak sestir. Armoni, müzik orkestrasında farklı bir aletlerin, farklı alet, farklı ses ama aynı notayı vuruyor. Bu ne armoni? Perdenin bir manası zıttının ortaya çıktığı yerdir, zemindir. Perde, biz örten diyoruz. Oysa toprak perdesinde, bu çok lazım olacak şimdi, toprak perdesine hayat çıkıyor. Sinema perdesinde filmin gizlilikleri ortaya çıkıyor. Yani perde deyince sıyrılın. Ben Risale-i Nur'da sırf perde toplamasını okudum bir aya yakın. Yukarıda da arkadaşa da söylemiştim. Kime söylemiştim? Burada var mı arkadaş? Misafirdi. Ne bakıyorsun diye de. 189 çeşit perde ismini kullanıyor. Çeşidi varmış. Külliyatta 189. Daha önce söylemiştim. Yanlış hatırlamışım. 108 değil. 189. Görmek isteyen defterim önümde. Esmaların farklı birbirinden tabakalarının ayrılmasına da perde diyor. Perde örten manasında da kullanılıyor. Mana ruhtan, nefes cesetten çıkıyor. Cesetten titreşim. Mana, manayı kelam taşıyor. Megahertz dedikleri radyo dalgaları nasıl sesi taşıyor? Çekirdek ağacı taşıyor. Bir damla su insanı taşıyor. Ölü canlıyı taşıyor, toprak, çekirdek. İnsanın kelamı da ruhu taşıyor. Sesim cesedidir. Mana ruhtandır ki senin ruhunu böyle yaptırıyor. Sizi seyrediyorum böyle bazıları. Böyle yapıyor. Ruhunuza vuruyor. Yani şöyle yapmak, şöyle dinlemek buraya kaldı. Ama şimdi öyle yapacağım diye yapmayın da. Böyle yapan insan inmiş aşağı. Çünkü beden dilinde biraz eskide meşgul olmuştum. Keşke olmasaydım. Rahatsız ediyor ama unuttum inşallah. Şöyle dinleyen, şöyle dinleyen, şöyle dinleyen, şöyle dinleyen, şöyle dinleyen. Hepsi mana var. Buna kayıf ilmi deniliyordu. Şimdi beden dili diye şey yapıyorlar. Hazreti Ali onun uzmanıdır. Cafer-i Sadık ustalardandır. Ama çok rahatsız ediyordu bizi. Beni rahatsız ediyordu. Bakınca böyle zanlarıma düşündüm. Yanlış yapıyordum. Örtmekle ayrı bir sanattır. Misal sis mesela. Örtmek, sis ayrı bir sanattır. Böyle basit sıradan bir olay değil. Seni kontrol edebilecek cemaatin ve ilmine güvenebileceğin şahsın bulunması senin için en büyük nimettir. Çünkü beni kim kontrol edecek? Bunalıma giriyorum. Yani gıda zehirlenmesi oluyor. Bir sürü doğrular var. Kafa olmuş, depo böyle. Acayip bir şey. Hangisi benim için şimdi lazım? Onun için haritamı belirleyecek cemaatin ilmiyle amil olacak bir alemin senince bilinmesi büyük bir nimettir. Çünkü ne yapacağım ben burada sergiyatan bir dünyada? Neyi nasıl yapacağım? Çünkü doğru bir şeyin olabilmesi için 5 tane şart lazım. 1- Doğruyu söylemek, doğruyu doğru yerde söylemek, doğru zamanda zamanlamasını yapmak, doğru kişilerle yapmak, doğru üslup kullanmak. Öyle bir üslup kullanıyorum ki böyle, ası takıyor suratın, başına yansın senin anlatacağında der adam.
Harfler arasındaki, bu da çok mühim. Kitap okuyanlar için, tefekkür edenler için söylüyorum, bu çok mühim. Diyeceksin ki bir sürü şey vardı. Harfler arasındaki boşluk en az harfler kadar kıymetlidir. Çünkü harfi gösterendir. Nefis zemininde ruh gözüküyorsa, nefis ruh kadar değerlidir. Bakın, yazı yazılabilmesi için boş sayfa lazım. Harfler arasındaki boşluk harfler kadar kıymetlidir. Çünkü harfin ifade edildiği zemindir. Ağaç ne kadar değerliyse onu ifade eden toprak o kadar kıymetlidir. Şimdi biraz güldüreyim. Nereden besleniyorsan oradasın. Nereye gönderiyorsan oraya gideceksin. Neyi nereye düşünüyorsan oraya bağlısın. Neyi seviyorsan onun içindesin. Nereye bakıyorsan onu içine almışsın. Neyi duyuyorsan onun içine gömülmüşsün. İnsanları ölçü almaktan çıktınsa hürsün. Ne derler diye araba alıyorsun, ne derler diye bir şey alıyorsun, ne derler diye işler yapıyorsun. Millet ne der ya? O zaman kölesin. Bak, insanları ölçü almaktan çıktınsa hürsün, zanlarından kurtulmuşsan yaşıyorsun. Aklın neredeyse orada konuşuyorsun. Şimdi dersimize başlıyoruz. Başka bir tane de şey yapayım da ondan sonraki defter burası açıktı. Ben kimim? Soruya bir cevap olsun. Ben kimim? Şuyum. Törede, yani yörede, hangi törede doğdum? Törenin içine doğan, yazdık o zaman böyle sıkıntı çekmiştim. Törenin, yani bölgeye doğan, İrem Ehe Aziz. Bunu saymıyoruz değil mi derste? Sayalım mı? Saymıyoruz. Çünkü ders değildi. Çünkü ustad döver. Çünkü ders değildi. Ama derse baksın diye şimdi kullanacağız inşallah. Şey olsun. Bismillahirrahmanirrahim. 198 Meslemi Nuriye Şemme İrem Ehe Aziz. Hitaba bak. Ey aziz kardeş. Talebem demiyor kardeşim. Bir burhan ile elde edilen neticeyi tevhidi bazı insanlar istizam ile dar zihinlerini sıkıştıramazlar. Yani Allah'ı anlatan, Allah'ı ispat eden deliller var. Böyle diyelim ki misal elmayı boyayan kör olmaması lazım. Bak Allah var demiyor. Ama bu İslam'ın İslam'la he dediğimiz değil, mantığımızla he demek zorunda kaldığımız mantıktır. Gülü boyayan kör olmaması lazım. Bana kulağı veren sağır olmaması lazım. Bana gözü veren kör olmaması lazım. Bana hayatı veren ölü olmaması lazım. Tamam. Ne yaparsan yap. Kim mi dersen de sırala. Bana gözü veren görüyordur, bana kulağı veren böyle sırala ve artı topla. Bu sıfatlar kimdir? God'dur, God'dır, Allah'tır, Tanrı'dır, kendi kendine oluyordur, tabiattır, ne dersen de. Ama bu kesin. Şimdi, böyle bir tane misal diyor, koca Allah'a nasıl yüklenir? Yani meyveyi boyayan, kör olmaması lazım, gözünün zevkini bilmesi lazım. Tamam doğru, oraya işaret ediyor ama, yani bu kadar küçük bir misal Allah'a nasıl yüklenir? Demek. Veya bozuk hayalleri tahammül edemez. Eğer en ufak şeyi de oraya gösteriyorsa, demek ki bütün yollar oraya çıkıyor. Bu hallere karşı o kati, sahih burhanı reddetmek üzere, bu neticeyi bu kadar azametiyle şu burhan onu intihar edemez diye bahaneleriyle kabul etmez insan. Çünkü niye kabul etmez? Arkadaşlar bu da mantıki bir zarurettir. İnanmak istemeyen, inanmamaya karar veren insanı hiçbir mantık inandıramaz. Bir daha söylüyorum. İnanmayacağım diye karar vermiş. Bu adamı hiçbir mantık inandıramaz. Çünkü bloke olmuş.
Hani dersin başında demiştim, kullanacağız ya. Bazı ilim en büyük cehalettir. Bizi örten örtüdür. Bizi kapatan topraktır. Çünkü biliyorum zannıyla bilmemiz gerekenleri ortadan kaldırandır. Çok korkunç bir şeydir. Bilmiyorum. Biliyorum var ya, biliyorum. Biliyorum da bıraktığın zaman bitti senin işin zaten. Bundan sonra ilerlemez. Gazali ne diyor? Diyor ki El-Mulk-i Zimeyel Dalal'da, mantık kitabında diyor ki ilim bilmiyorum. Dan başlar. Bu neticeyi bu kadar azametiyle şu Burhan onu intihac edemez diye bahaneleriyle kabul etmez. Yani sizin Allah dediğiniz şey böyle kainattan bu işte küçük küçük deliller toplamak nasıl o kadar büyük şey yüklenir? Yani o kadar büyüktür ki en küçük de onu gösteriyor. Güneş düşünün, büyük dağlara vuruyor fakat atoma vurmuyor. Güneşin acizliğindendir. O miskin bilmez de ki neticenin kayyum imandır. Netice imandır. Yani bu misallerin neticesi imansa bu dersler, imanına kuvvet veriyorsa en büyük nimettir. Niçin? İmanından daha kıymetli neyin var? Allah aşkına böyle bir düşünün ya. İman ya. Şimdi keşke ya bu cemaati imkanım olsa da şu kadroyu, şu cemaati. İnşallah 22'sine gidiyor. Orada yurt dışına ablaya. Keşke oraya bir götürsem, o toplumu göreniniz mutlaka var mı? İmansızlığın ne olduğunu bir görseniz. İmansızlık eşya arasındaki nasıl bir adaveti, düşmanlığı gösterdiğini, eşyalar arasında kainatla, insanla demiyorum, eşyayla, insanla zaten şey değil, nasıl bir koparttığını, nasıl birbirine ecdebi yapıyor. Küfür yani, eşyayı. Ama biz hepsini Cenab-ı Hakk'ı tarif eden, müfessir olarak görüyoruz elmayı, armutu, dağı, tepeyi. Kafiri bile sanat itibariyle seviyoruz. Kafirin biz cesedine düşman değiliz. Kalbindeki itikada düşmanız. Onun gözünü yapan Allah'tır. Benim Allah'ımdır. Ve başka bir de şöyle bakın. Buradaki kenarda bakarsınız oraya. Ben şöyle bakıyorum. Bir bakışım şu. Gittiğim zaman. İnsan şudur, kainatın çekirdeğidir. Yani çekirdek ağaca nasıl, iyi hayal et şimdi, çekirdek ağaca nasılsa, insan da Allah'ın dışında yaratılan her şey öyledir. Kainatın çekirdeğidir, tamam? Bak, çekirdeği düşün, oradan kütük çıktı, dal çıktı, koku çıktı, renk çıktı, estetik çıktı, kibarlık çıktı, renk çıktı, tat var vesaire, tamam? Hayal et bir ağacı, hep çekirdekten çıktı. Sen de kainattan böylesin. Cebrail senden. Çünkü Cebrail de bende. Çünkü onun çekirdeği ben değil. Kainatın çekirdeği insandır. Çünkü Cebrail bile insanlığa hizmet için vardır. Hizmet etme makamındadır. Edilen insandır. Peygamber vasıtasıyla bize hizmet ediliyor. Cennet bizden basittir. Çünkü cennet hizmet mahalidir. Hizmet etme yeridir. Hizmet alan insandır. Bu binada kıymetlisin sen. Çünkü hizmet alan sensin. Burası hizmet zeminidir. İnsan böyledir. Daha bundan ileri olur mu? Hadis-i Kutsi şöyle diyor. Hani herkesin bir sırrı var ya mesela. Öyle bir sırrı var ki hanımına demesin. Öyle sırrı var ki hanımına dersin. Öyle sırrı var ki şuna dersin demezsin. Yani derece derecedir. Arkadaşına dersin ama ona demezsin. Ama bir sırrı var ki kimseye demezsin. Hanımına da demezsin. Allah'ta da böyle. Allah'ımız da diyor ki, herkesin sırrı var diyor yani, insanın da var. Benim de, ben de Allah'ım, benim de sırrım var. İnsan benim sırrımdır, ben de insanın sırrıyım diyor. Allah benim için nasıl sırsa, Allah için de ben öyle sırrım. Bilinmemezlik değil. Mesela Allah'tan büyük bir şey olur mu? Yok. Allah'ın merhametinden büyük bir merhamet olur mu? Allah'tan daha sevgi kimse de olur mu? Çünkü bütün sevgilerin kaynağı değil mi? Sevgileri o verdi. Peki sen en çok kimi seviyorsun? Kendini. Bu sevgiyi sana kim verdi? Allah. Senin bu sevgin Allah'ın sevgisinden büyük olur mu? Olmaz. O zaman seni senden daha çok seviyor. Allah seni senden daha fazla seviyor.
Ben kendimi seviyorum ama Allah benden daha fazla seviyor beni. Ya. Bunu bilmek insana ne şeref veriyor ya. Değil mi? Dünyada böyle yaşamak ne kadar şereflidir. Allah beni seviyor. Hani Resulullah sormuş ya sahabe, ya Resulallah biz Allah'ı seviyoruz, Allah bizi seviyor mu? Ezberledi 5-6 tane hadis ama biraz da vardı. Peygamber Aleyhisselam eylem olarak gösteriyor. Değişik sahabe, değişik zamanlarda, değişik yerde sormuş. Değişik sahabe, değişik yerde, değişik zamanlarda sormuş. Soruyu ben toparlarak tek söylüyorum. Yoksa sıralamamış böyle. Allah bir kulunu severse, sevgisini kalbine koyar. Allah seviyorsan, Allah seni seviyor. Yani, aleminde Allah'ın ne kadar yeri varsa, Allah'ta da senin o kadar yerin var. İki, Allah bir kulunu severse, kusurlarını ona gösterir. Kusurlarını görüyor musun yoksa çapıştırıyor musun? Kusurlarını kabuk görüyorsan Allah seni o kadar seviyor. Üç, Allah bir kulunu severse hizmetçine, dinine hizmetçi yapar, hadim eder. Üç, Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. Allah bir kulunu severse hayırlı işleri nasip eder. Allah sizi seviyor mu şu anda? Seviyor. Çünkü hayırlı iş, onun sevdiğini yapıyorsunuz. Allah'ı anlatmak kadar şerefli bir şey var. Onu dinlemek kadar daha âli bir vazife var mı? Selam şerifim, Allah'ı ne kadar çok seversek, Allah'ı ne kadar çok sever der miyiz? Daha fazladır da at seviyesi. Çünkü şuradan çıktım. Bendeki sevgi, o vermedi mi? Allah kendisinden aciz olacağı, kendisinin sevgisinden daha bir sevgi verir mi? Olur mu böyle bir şey? Allah'tan büyük bir şey olmaz ki. Sonsuzun sonunda ne var? Sorulamaz. Çünkü son sonsuz diyorsun, hem son veriyorsun, sonunda ne var diyorsun. Veya su iki mislattı, sorulamaz. Madem Allah herkese sevgi o verdi, herkesin toplamı kadar sevgi var onda en azından. O zaman bana sevgi veren o mu? Benim sevgim ondan küçük mü? Evet. Ben de en çok kendimi mi seviyorum? Seviyorum. O zaman ben kendimi ne kadar seviyorsam Allah benden beni daha fazla seviyor. Ben bunu bilmekten kaynaklanan ne kadar psikoloji rahatlık var ya. Allah beni seviyor. Böyle yaşamak. Ya adam kız beni sevmiyor diye adam itiraf ediyor. Yani sevmesi sevmesin. Hocam öyle deme yapar. Beni sevmiyor. Ya adamlar şiirler yazmış, bir sürü sazlar yazmış. Yaktın beni, köfte ettin, pirzola ettin, bir sürü şeyleri. Jilet atıyor. Ben jilet atıyorum. Allah Allah. Akıl çıkmış. Çıkmış yani. Akıl çıkmış. Yani şuraya yazı yazmış. Zeytinburnu fanatikleri yazmış. Karşıya yazıyorlar. Beni bende arama, ben sen olmuşum. Ya. 1992 veya 93 veya o civar işte. Ben bir şey olayı anlatınca siz hatırlarsınız meraklılar. Bizim böyle sıkıldığımız zaman dershanede dolaşırdık böyle. Nereye dolaşıyoruz teneffüs için? Mezarlıkları. Topkapı mezarlığı var şurada. Orada dolaşıyoruz. Hem çiçeklik hem sessiz hem kuş hem doğa vesaire. Ona bir baktı ki bir kardeşim vardı. Beraber kalıyorduk hem sağ olun. Dedi ki Hasan ne var dedi. Gel geri gel dedi. Şimdi bir böyle dolaşıyorum bir ben böyle erkek kendi başımıza dolaşıyorum diye. Gel dedi ya. Yeni gömülmüş. Ya o gün biz ikindi değildik. Ya öğleyi gömülmüş. En fazla dün gömülmüş. O da ikindi civarı. Bir gün. Mezar iki ağacın ortasında. Pankart asılmış. Pankart da o kadar ipe şey yapılmış mı? İnmiş aşağıya pankart. Şöyle yazıyor. Mehmet abi sen rahat uyu. Fenerbahçe yine şampiyon. Fenerbahçe affetti onu. Fenerbahçe affetti diyor. Ya Allah Allah. Mehmet abi sen rahat uyu. Ya Allah Allah. Ne yapıyor turlar? Abi şöyle bir laf okudum ben. Cehennem buz tutana kadar Beşiktaşlıyım. Ne dedi? Cehennem buz tutana kadar Beşiktaşlıyım yazmış. Allah Allah. Yani İslam'a bakar mısın? Yani Allah bu istidadı, bu tarafgirlik duygusu Galatasaray, Fenerbahçe, bir şey bilmem ne, bunu niye vermiş biliyor musunuz? İmana taraftar, Allah'a taraftar,
küfre buğz et. Dolayısıyla bu düşman o, alem İslam'a dost o. Bu potansiyel enerji bunun için vermiş. Bu biz topraklama yapınca Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye her düşmanlık kalmıyor. Boşanıyoruz. Ooo bağırıyoruz sitemde falan. Eve geliyoruz. Hibba artık taraf gibi duygusu yok. Bağıracaksın televizyona Filistin yok olmuş, almış da almış. Ama tekisi faul yapmış, bilmem ne yapmış, kıyameti koparıyoruz. Çünkü yok, yok değil. Bu tarafkirlik duygusunu yok edemedi ama kanalize ediyor. O tarafkirlik duygusuyla sizin küfre düşmanlığınız, tarafkirliğiniz nispeti de yok oluyor. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Hangi Abdülhamit'ti? Tarihçi burada mı Murat? Dördüncü galiba Abdülhamit. Ruslar, Sırplar mı Ruslar mı? Balkanlarda Osmanlı şeyini surunu, şehir ne diyor ona? Şehre giriyorlar, sura giriyorlar. 25 bin tane Müslümanı katlediyorlar, şehit ediyorlar. Bu haberi duyunca padişah o anda kalp krizi geçir, kalp ne olduysa vefat ediyor. Ölüyor yani. Benim yemek iştahım gitmiyor. O ölüyor. Dolayısıyla ben çünkü tarafkirlik duygumu ya Galatasaray'a harcadım, ya kıza harcadım, ya paraya harcadım, ya bilmem nereye harcadım. Ya Ahmet'e Mehmet'e kalmıyor ki. O miskin bilmez mi ki neticenin kayyum imandır. Buran ancak onu görmek için bir menfezdir. Yani deliller menfez, deliktir yani. Dürbün gibidir böyle. Bak yani bu alettir. Deliller, Kur'an, peygamber, mucizeler bile şeydir, böyle dürbindir. Bizatihi bakılan yer değil, yani baktığımız yer değil. Bakılmaya vasıta olan, onu geçiriyoruz, öteye Allah'a bakıyoruz yani. Allah'ı tanımaya bakıyoruz. Adamlar bakın bir din olmuş, bir dikkatinizi çekmek istiyorum bu dizimin. Adam parmağıyla halo olmuş yani. Çünkü umurun batınlarına geçmek küfür mani değil. Geçersin, az yemek yersen harikalar olur. Adam Şakyamuni Buda nasıl din olmuş bu dizi? Adam babasının sarayın zulmünü karşı çıkıyor ormana, yemiyor, azıyor. Bazı bedensel özellikler gelişiyor. Gidiyor birkaç gün galiba parmağının üzerine bir dalın üzerine ayaklar havada parmağının üzerine duruyor birkaç gün. Bu harikalığından dolayı söyledikleri din oluyor ve bu dizin dini diye açılıyor. Ya parmağında su aksaydı o adamın, ya ay ikiye bölünseydi o adamın, ya ölüleri diriltseydi o adamın, ya ortaya koyduğu kitapta 40 farklı mucize olsaydı o din ne olurdu? Biz dinimizin reklamını yapamıyoruz. Adamda bir tane harikalık olmuş, din çıktı. Benim peygamberimin elinde parmağında su attı ki bunu söyleyen kafir. Müntesipleri değil, Ebu Cehil diyor, sihir diyor. Ay onların göz önünde ikiye bölündü. Onu ortaya koydum kitap 40 vecicazı var, farklı mucizeliği var. Ve bu kadar sene bozulmaması, her sene taze olma mucizeliği ya olsaydı onların kitabında ne olurdu? Ben kitabımın kıymetini bilmiyorum. Allah'ımın kıymetini bilmiyorum ki. Allah'ım ne kadar kıymetlidir. İmanımın kıymetini bilmiyorum. İmanımın kıymetini bilseydim, imanımı korurdum. İmanıma zarar veren şeylerden korkardım, yılandan kaçar gibi. Hemen atlardım, kitap okurdum, derslere giderdim. Hangi derse, nereye olursa olsun. Nereye olursa olsun, git yani. Buraya geleceksin diye taassup ediyor, gitme ona. Bakkalcılık değil kardeş. Bakkalcılık böyle bile değil, Fatih'in zamanında. Ben şey yaptım, sifte yaptım diye ona git diyor. Nereye istidadınız varsa oraya gideceksiniz. Buraya gelmek zorunda değilsiniz. Gelmeyin ya. Buraya birisi koltuğuna geldi, geldi. Buraya fıtratına mı uydun? Her tarafa git kardeş. Bak bakayım fıtratı nereye bakıyorsa orayı dinle. Ama git. Dol yani. Şarj ol. İmanını kurtar. İmanına kuvvet ver. İmansızlık korkunç bir şey ya. Şu elimle ne kadar kefen sarmışım, ne kadar insan yıkamışım. Yani niçin hep ilk söylüyorum? Korkuyorum da ondan. İnsan korktuklarını, sevdiklerini söyler. Korkuyorum o kefene, adam böyle koyduğum zaman çoğu zaman uykum gidiyor. Adam, gerçi
Korkmayın, Allah'ın sevgisi var fazla. Tamam o tesir ama öteki tarafta korkuyorum. O kefene perdikleri korduğum zaman, şunu niye yaptın sorulduğu zaman ne diyeceğim diye aklım gidiyor bazen. Neyse, Burhan ancak onu görmek için bir menfezdir dedik. Kur'an bile bir bakma yeridir. Risale-i Nur diyor. Nurculuk, Risale-i Nur, dava değil. Ne diyorsun ya? Dava değil kardeşim. Dava içinde Burhan'dır. Dava İslam'dır. Dava Kur'an'dır. Dava İslam dinidir. Ha, İslam'ın Burhan'ıdır. Bana göre tabii. Onu gösteren delillerdir. Bak dava içinde Burhan'dır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Dava değil. Dava İslam'dır. Davamız var elhamdülillah. Burhan'a takılma. Vesile kardeşim diğerleri. Netice kalimun imandır. İmanını koru yani. Çok koru. Veya bu deliller, kitaplar, sohbetler süpürge gibi o neticeye konan vehimleri süpürür. Yani bu dersler, bu sohbetler. Yani en azından şu. Ali diyor ki, ben sırf aptal deneyim ya. Buraya gitmeyeyim. Bak, bu kadar insan var ya. O zaman birbirimizin imanı imanımıza kuvvettir. Anladık mı burayı? Mesela teksiniz, dünyada tek Müslüman sensin. İmanına şüphe edersin ya. Sırf ben mi akıllıyım? Acaba imanına kuvvet verecek hiç kimse yok. Hiçbir eylem yok. Herkes aleyhinde. O yüzden mi sahabeler abi gökteki yıldızı? Yetişilmiyor, onu diyecektim. Herkes aleyhinde olduğu zaman o davasından dönmedi. Şimdi sen benim imanıma kuvvet veriyorsun. Benim yaşantım sana kuvvet veriyor. Ben tek değilim, varlar, dershane var, abiler var, mahluklar var, dava arkadaşlar var, oturuyoruz yani. Buraya hiç zannım var mı? Boş olacak sandım. Kardeşlerim gelecek. O zaman senin varlığın benim için en büyük nimettir arkadaşlar. Bunu İtalya'da kimsenin olmadığı gündüz dolaşırken ama hep gavur, 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 sağa bak, gavur, sola bak, gavur, alt bak, gavur. Hiçbir şey yok ya. Ben burada dolaşıyorum buna. Bir tanesi dedi ki geçerken selamünaleyküm dedi. Selamünaleyküm dedi. Şimdi sırada değil mi? Burada selamünaleyküm. Ne var kardeşim? Ahir zamanın olduğuna yükledi de tanımayla selam verilmeyecekmiş. Hadis. Ne dedim biliyor musun? Dur kardeşim bir dakika gel buraya. Gel buraya sen kimsin kardeşim? Sen kimsin bana selam verdin? Gel. Adanalıymış. İstanbul döner sahibiymiş orada. O zaman şu cümleyi söyledim ama içimde yanar. Nasip o cümleydi. Bir Müslümanın bir Müslümana en büyük iyiliği kendi varlığıdır. Sana en büyük iyiliğim benim... Benim var olmamdır. Senin davanda olmam. Senin davana kuvvet veriyorum. Senin imanını ben de taşımam, imanına kuvvet veriyorum. Ben tek değilim. Yalnız değilsin. Demedi mi Allah Resulü mağarada Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a? Ya Ebu Bekir, Resulullah'ın bu kadar mucizesini gördüğü halde dedi ki iki sadık dostun üçüncü dostu Allah olursa onlara zeval olur mu? Allah diyor. Ama etrafında insan dönüyor. İmana bak ya. Uydurup din olsaydı haşa. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam uydursaydı orada onu diyebilir mi? Denmez ki ya. Ben uydurdum bir dini. Kandırdım sizi. Getirdim oraya bir düşman geldi. Sıra dayadı bana. Tamam. Kardeşler rahat olun. Bunlar Allah hakimdir. Onu müsaade eder ve etmez. Böyle olabilir miyim ya? İmanım olduğu halde. Ne dersen ortamda öldürürsem şehit olacağım. Gel panik yaparım. Hayal et sensin bak şimdi sen oradasın. Mucizeleri öyle dinleyin. Kendini oraya koydun peygamber yerine koy bak. Etrafında adam dolaşıyor. 40 tane silahçılar. Sen oradasın mağarada. Ve gözükebiliyorsun. Bir işte örümcek kapatmış. Orada nasıl bir iman, nasıl bir Allah'a şey? Korkma diyor. La tehaf, inallahu ma'ana. Korkma, Allah bizimle beraberdir. İki sadık dostu, üçüncü dostu Allah. Ya ben masada diyorum bunu. Ben burada diyorum, sen burada dinliyorsun. Ebu Bekir orada dinledi. Ben burada söylüyorum, o olayın içinde söyledi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. İmana bak yani. Eyvah bir şey oldu mu ben hemen kıvırıyorum. O zaman ne yapıyorduk? Geriye dön, ileri marş yapıyorduk. Hadi benden ev alma. Beni içeriye aldıkları zaman da şöyle derler. Mutlaka bir şey yapmıştı. Beşer zulmeder, kader adalet eder. Zaten var ya, madem var ya, zaten şöyle şöyle diyordu bazen bana. Neredeyse o diyecek ha?
Veya bir süpürge gibi o neticeyi koyan behimleri süpürür. Mağaza, Burhan bir değildir, bin değildir. Zerrat-ı alem adedince Burhanlar var. Evet. Ders tamamen şeye kadar. Bundan sonra hadi beraber gidiyoruz. Hep o mukaddeme şimdiye kadarki şey şu okumaya. Fesubhanallah diye başlıyor. Benim ilk defa yaptığım ders olacak buradan aşağıya. Ve zordur beraber yapacağız. Fesubhanallah. Mülk ile melekut arasındaki hicap ne kadar incedir, aralarındaki mesafe ne kadar büyüktür. Bir düz okuyayım, sonra tekrar başa geleceğim. Bak, Fesubhanallah, mülk ile melekut arasındaki hicap ne kadar incedir, aralarındaki mesafe ne kadar büyüktür. Dünya ile ahiret arasındaki yol ne kadar kısa ve ne kadar uzundur. Zıt zıtı nasıl barındırıyor bak. İlim ile cehil arasındaki hicap ne kadar latif ve ne kadar kalındır. İman ile küfür arasındaki berza ne kadar şeffaf ve ne kadar kesiftir. İbadetle masiyet, günah arasındaki mesafe ne kadar kısadır. Halbuki araları cennet ile narın araları kadardır. Hayat ne kadar kısa, emel ne kadar uzundur. Evet, hal ile mazi arasında öyle ince bir perde var ki, ruhun mazi cihetine geçmesine mani değildir. Cesede nispeten bitmez bir mesafedir. Kezalik, mülk ile melekut, dünya ile ahiret arasında, ehli kalp için şeffaf, ehli heva için kesif ince bir perde vardır. Kezalik, gece ile gündüz arasında latif bir perde var ki, gözün kapanması ile gece olup, açılması ile gündüz olduğu gibi, nefsin alemi maneviyata gözü kapanırsa, ebedi bir gece içinde kalır. Gözü maneviyata açılırsa, nehali inkişaf eder. Kezalik, Allah'ın hesabına kainata bakan adam, her ne müşahede ederse ilimdir. Eğer gafletle esbab hesabına bakarsa, ilim zannettiği şey de cehil olur. Kezalik, iman ve tevhid ile bakan, alemi nurlu görür. Ve illa alemi zulümat içerisinde görecektir. Kezalik, ef'ali beşer için iki cihet vardır. Eğer niyet ile Allah'ın hesabına olursa, tecelliyata ma'kez, şeffaf, parlak olur. Eğer Allah hesabına olmazsa, zulmetli bir manzarayı göstermiş olur. Kezalik, hayatın da iki veci vardır. Birisi siyah, dünyaya bakar, diğeri şeffaf, ahirete nazırdır. Nefis, siyah vecin altında girer, şeffaf vece tereddüt eden saadet ebediye ister. Bitti. Ama şeyden bir daha alayım. Fesubhanallah. Hayret ediyor. Çünkü hayret edecek şey. Zıtı zıtına kodlamış. Mesela zıtı nereye mesela? Hayatı ölümün içine koymuş. Örnek olsun diye söylüyor. Ağacın hayatı var. Çekirdek ölüm. Toprakta ölüm. Ne yapmış Allah? Hayatı çekirdeğe kodlamış. Gözü kör maddelerden yapmış. Ve karanlık yer. Anne karnı karanlık değil. Bir de kör madde. Bakın karanlık alemde kör maddelerden göz yapıyor. Sessiz bir yerde sağır yenilen annenin yemiş olduğu kuru fasulyeler sağırdır, kulak yapıyor ve herkese. Şimdi dinleyin. Bak. Mülk ile melekut. Mülk bu. Melekut arka taraf. Onu anlaman için her şeyi vereyim. Mülk. Bu mülk. Uyuma. Öteye geçtin. Oho. Horlamanı bile duymuyorsun. Ama o anda başkasının sesini duyuyorsun. Rüyada. Ağlandır abi. Hayalsa banyo yapıyorsun. Terden soğuluyorsun. Köpek seni kovalıyor. Ne terden soğudun? Hayal ya. Hayal değil. Bak ne demek istiyorum? Melekut.
Yani eşyanın arka tarafı. Başka örnek vereyim. Televizyon ya bilgisayar, film, resim, ses. Arka taraf 00111100 yazılım. Melekut o. Arkası. Onun için mülk ile melekut arasındaki hicap ne kadar ince, aralarındaki mesafe ne kadar da büyüktür. Yani film seyrediyoruz ama arka tarafı hiç film değil. Kodlar. Değil mi? Ne kadar arada ince perde var. Ne kadar ince. Mesela sinema perdesi. Perde yok. Filmi vurduk. Boşluğa gitti. Gözüküyor mu? Bir perde indiriyoruz. Hatta bugün yapacaktık. Sait yok. Şu şeyi indirecektik. Ölüm nedir gösterecektim görsel olarak. Boyut değiştirmek. Ölüm yoktur. Nefsin ölümü tatması vardır. Bir tanesi diyor ki, abi öldükten sonra dilimle istifade eder misin? Kardeşim ölen yok ki dilimle olsun. Adam gitmiş. Ha buradan bakınca, bakın adam ölmediyse abi nerede? Buradan bakıyoruz dünyadan. Bakıyorum. Adam gitti. Ben buna bir isim takayım. Ve toprağı öldü. Oysa ahirette dirildi. Eğer bu ölüm ahirette dirilmekse bu ölüm müdür? Sıyrılmaktır, boyut değiştirmektir. Diriliştir. Allah Resulü ile aleyhissalatü vesselam ifadesine uyanıştır. Uykudasınız, ölünce uyanırsınız. Hani ölüm demek tabiri dünyadan bakış yönüdür. Öteden bu tarafa bakınca, yani bazılar diyecek ki bizi yeni tanıyan, ne demek? E buradan bakınca farklı, buradan bakınca farklı oldu. Buradan da bakınca farklı oldu. Şimdi buradan bakınca ayrıldı. Biz ona isim taktık, öldü. Öteye bakıyoruz. Aa bizim öldüğümüz dediğim zaman gidince göreceğiz dedelerimizi. Aa ben var orada da. Ben orada dirilmişti. Buna ölüm olur mu? Gidip de gelen var. O ki gelecek adam niye gitsin ki? Sen bu dünyaya daha önce gelmiş miydin? Yok. Nasıl geldin? Daha önce geldin de mi tekrar gelebildin? Yani bir şeye gelebilmek için daha önce gelmiş mi olmak gerekiyor? Şimdi mülk ile melekut arasında bakın ne kadar ölüm değil mi? Hemen eşyanın arkası. Devam edeyim. Dünya ile ahiret arasından yol ne kadar kısa ne kadar uzundur. Dünya ve ahiret. Ne kadar mesafemiz var arkadaşlar? Dünya ahireti geçme zaman yok ki. Mesafe de yok. Kalk düşün. Aaa adam buradayım. Bak ölüm anını anlatayım size. Çok rastlamışsınızdır ama. Sekerat'ta çok bulundum Yasin okurken. İmamlık yaptığım yerlerde. Bak şimdi adam bitmiş. Veya gözü kapalı. Gözü çoğunlukla kapalı olur. Sekerat. Çok yavaş nefes alırlar. Öldü zannettim. Ona ne zaman olacak? Daha önce öldünüz mü siz? İlk defa öleceksiniz değil mi? Çok antik bir şey olacak yani. Orijinal ilk defa. Vallahi o nefes alışıyla adam öldürüyor yani. Şimdi okuyoruz. Ben de bilmiyorum sen ona sağlık herhiz cevap. Şimdi şey yapıyorsun yani rahatsız oluyorsun. Ya o yok ki bizim öteki tarafı seyrediği. Adam bakarken Yeylan Hazretleri öteyi seyrediyor. Hani bunlar ayna gibi yani. Eşya ayna olmuş. Bana perde olmuş. Göremiyorum burayı. Bu baktığı zaman burayı görüyor. Burayı görmek için buraya bakıyor. Hani aynaya. Aynaya geçiyorsunuz. Nereye bakmak için buraya geçtin? Buraya. Buraya bakmak için buraya niye bakıyorsun? Buraya baksana. Bakamıyorum ki. Hiç düşündünüz mü? Bak buraya bakmak için buraya bakıyorum. Buradan buraya bakıyorum. Şimdi buradan oraya bakan kim, oradan bu tarafa bakan kim? Bir tanesi sormuştu bana. Ben kimim? Gel bakalım dedim ya sen. Ben kimim? Aferin lan. Ben kimim diye sana sordurtanı bir ara bul. O sensin. Aynada gözükken ben miyim? Hani Allah'ı niye görmüyoruz? Kendini gördün mü? Abi aynada görüyorum ya. Aynada sen misin? Buna ne diyorsun sen? Benim kafam. O ki ben buyum. 10 sene önce ben kimdi? 10 sene sonra inşallah yaşarsak kim olacak? Bu ben değilim ki. Bu benim kafam. Benim ruhum. Benim elim. Bakın benim elim.
benim kitabım gibi. Kitap değilim ki, kitap bana ait. Benim kafam, ben diyen arkada, benim gömleğim, ben diyen arkada, benim ruhum diyen, ben diyen arkada. O zaman bu sen değilsin, senin kaportan kardeşim. Kaporta ile şoförü karıştırma. Şimdi adama dese ki, ne yapar lan kaporta? Adama kızarlar ya. Şimdi o zaman, bak buraya bakmak için, buraya bakıyorsun, buradan da buraya bakıyorsun. Direkt bakamıyoruz. O zaman diyorum ki, sen kendini o ben kimim soran, ruha da sahip çıkan ben, gördüğün anda Allah'ı görmüş olacaksın. Çünkü kimse kendisini görmedi. Evet, dünya ve ahiret arasında yol ne kadar kısa, ne kadar uzundur. Var, diyecektim şu. O öldü gibi olan adam bir tikleniyor. İnan bana, yay gibi, çak. Tamam, anladım. Şimdi tamamen şey geçti, moda geçti. Kesinlikle bununla yer arkası yok. Çünkü çok tecrübem var, okudum da yani. Çok da okudum. Keseceğim. Aa, buna bak. Bu aşırı günü ha. Seni görünce aşırı yatalım. Hemen dersten sonra gitmeyeyim ve karşılayacağız. Hem teneffüs edeyim. Şimdi moda geçiyor adam. O artık dünyalı değil. Bak, berzahı anlatacağım. Bazıları ya ya kara. Ya iman ya küfür. Veya ya mahluk ya harik. Ya berzahı var, hayır öyle değil. Bak, ona delil de bir tanesi de bu. Adam geçti. Şu anda bu yaptığı anda tövbe kabul olmaz. Firavun'un, Musa'nın Allah'ına iman ettim dedi ya Kızıldeniz'de. O sekerat anının ölçülü şey oluyor, kabul edilmiyor. Artık irade yok. Adam tak diye geldi, gözü açıldı, hani ölüydü ya. O ufak nefes almak yok. Böyle, ya böyle bakıyor, aa dedim ne mutlu. Okuyorum ama ben de asılıyorum bu sefer. Rahman'a da geçiyorum vallahi. Adam beni coşturuyor biliyor musun? Vallahi böyle yapınca. Böyle. Yakınlarınıza beni çağırmayın. Çünkü ben o zaman anlarsın. Vallahi öyle zevk alıyorum ki bir Müslüman kardeşim de gidiyor. O Rahman'ı çok seviyorum. Zevk alıyorum. Allah da çok seviyor ya. Okuyacak Allah da. Ama şey yapan böyle. Ondan sonra bende başlıyor titreme. Müthiş titriyor. Bakalım. Üst taşına titremiyor. Elde değil ki artık yani. Korku elinde değil. Ondan sonra bakıyorum. Diye bir fevran ediyor. Tabii sen de ne şeytan öyle bir şey. Hiç unutmuyoruz. İkinci sayfada böyle bir lafı sonra sonra güya çaktırmıyoruz korkuyoruz değil mi ama etrafa neyi korkuyorsun yani? Yani Allah kimse başını ararsın diyecek ama başımıza verecek o imanı da. Verecek de. Hayırlısını ararsın. Hayırlısını tabii ya. Ya sağ selamet bir geçirirsek var ya. Şöyle. Öf be. Sağ selamet. Geçti mi böyle dalyanın tekrar hayat o kardeş ya. Artık yaşlanmak yok, sıkıntı yok, dert yok, sıkıntı, depresyon yok. Sonra şimdi biz bu dünyada kendimizi göremiyoruz ya. Öbür dünyada görecek miyiz? Yani biz buymuş. Cennette, cennette bir müjdelerden bir tanesi de cehennem eli göremeyecek. Evet. Cennette kendimizi göreceğiz. Kendimizi göreceğiz. O görmenin adıdır. Zeminidir Allah'ı görmek. Hiç kimse kendisini görmedi. O kadar merak ediyorum ki ölüyorum vallahi meraklı. Ben kimim diye. Ömrüm bununla geçti. İnan çok merak ediyor. Hala kendimi arıyor. Abi ben seni tanıyorum. Ona ben 40 sene 50 sene kendimi tanıyamadım. Sen beni nasıl tanıdın diye. Şaka diyor mu? Diyor. Abi ben seni tanıyorum. 50 sene kendimi tanıyamadım diye. Onunla uğraşıyorum. Seyahat ediyorum kendime. Kendime astıma. Allah Resulü aslına gitti, miraç olur. Geylani Hazretleri Sikki Tasdiki Gaybiye 149'da diyor ki Ali Beyti Mümesili noktasında Veraset-i Ahmediye cihetiyle Hakikat-ı Muhammediyesinde kendini gördüğü için Fena-i Mutlak'a mazhar olup o sözleri söyledi diyor. Fena-i Mutlak işte. Fena-i Mutlak, beşeriyet yok artık. Ne beşeriyeti ya? Böyle basıtlanmak, sıfatlanmak, hepsini silmek. Öyle bir şey yok yani. Ben, sen, İman, küfür, iman da yok orada. İman gaybadır. Ne gaybı yani? İyâke nâbudu ve iyâke nesnâin içiyiz. İşte orası. Acayip bir şey. Hani şeyde var ya, nerede ya? Görebilir miydik ki onu? Nerede onu? Nerede göreceksin şimdi? Onu görsek var ya, antika bir şeydi yani böyle. Neyse, ona girmeyelim. Aa, şimdi
altüst olacaksın gene altüstü. Beynimiz altüst olacak kalsın. İlim ile cehil arasındaki hicap ne kadar latif, ne kadar kalındır. İlim ile cehalet arasında hicap, perde. Hani deli ile akıllı. Hani var ya, deli cehenneme mi gidecek? Nereye gidecek? Cennet. Ama biz biliyoruz ki iman etmedikçe insan cennete giremez. Deli iman etmedi bizim imanımız. O fıtri imanı var. Hani bazılarına diyorum, berzah yoktu. Ya iman var ya küfür var. Ortası var, deli var. Mesela anne babasız olmaz. Adem var. Aleyhisselam. Annesiz. Babalı. Hava validemiz. Ademler oldu. Berzah var yani. Demek ki delinin, ağacın, hayvanların fıtratı asli imandır. Eminliktir. İman eminliktir. Bozulmamış fıtrattır. Ehli fetret yani. İlim ile cehil arasındaki hicap, perde, ne kadar latif, ne kadar kalındır. Sonsuz. İlim ile cehalet arasında mesafe ne kadardır arkadaşlar? Mesela Allah'ı bildi, Allah'ı bilmedi. Metre koyalım, metre olur mu? Metre yok. Ölü ile diri arasında ne kadar mesafe var? Yok ki mesela bizim, yani iki şey var ya, hani hep derdim böyle. Adamda ilim var, televizyondan açık açık oturumlara çıkıyorlar. İlim var, malzeme var, tamam. Fakat elinde iki şey yok. Onun için zarar verir, zarar eder. Nedir o? Siz de yapın. Bir elinize metreyi alın, bir elinize kantarı alın. Muvazene, muhakeme. Muvazene, vezene, ölçü, muhakeme, tartı. Ölçü yani metre. Yani bu iki ölçüyle hareket etmezsen Allah belasını verdi onu. En büyük bela budur. Neyi ne zaman yapacağım bilmiyorum. İman ile küfür arasındaki berzah ne kadar şeffaf, ne kadar latif, kesit. Mesela, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Ne oldu? Veya Allah yoktur. Yani, arasında mesafe ne kadardır? Allah kadardır. Hani, bazıları soruyor, abi ben Allah'a inkar etti adam. Kaç sene? Bir dakika yoktur dedi. Bir saniye. Cezası bir saniye olsun. Niye Allah sonsuz cehenneme koyuyor kafiri? Kaç sene yaşadı? 60 sene. 60 sene küfürle geçen adam 60 sene cehenneme koysun ya. Arkadaşım, küfrün ve imanın zata bakmıyor, harice bakıyor. Reddettiğin, kabul ettiğin şey Allah'tır. Allah ne kadar kıymetliyse reddettiğin zaman onun zıttı kadar cezan var. Reddettiğin Allah'tır, onun adı küfürdür. Kabul ettiğin Allah'tır, onun adı imandır. O zaman kabul etmek, reddetmek zata bakmıyor, harice bakıyor. Haricin de kıymetli ve değeri kadardır bedeli. İki, reddeden, kabul eden ceset değil, 60 senelik değil, ruhtur. Ruh da zaman hakikati yoktur. Zamansız bir hakikat olduğu için ruhun kabul edişi ve reddedilişi ruh seviyesinde ölçüleceğinden ruh seviyesindeki mükafat ve cezası da sonsuzdur. Çünkü ruh sonsuzdur. İbadetle masiyet, günahla sevap arasındaki mesafe ne kadar kısadır? Halbuki aralarındaki cennet ile cehennem arası kadar mesafe var. Mesela televizyon düğmesini açtın açmadın. Bu kadar mesafe. Ben şimdi onu çözdüm. Yani şöyle düşünüyorum. Şimdi bu devirde sevap kazanmak çok kolay. Falan kanalı çevirmezsen çevirmediğin için sevap kazanır. O hem de kadar. O mesela yani çevirmediğinin sevabı muhteşem. Evet, şarap içtik mi biz içmedik adam. İçmiyoruz da şimdi. Saniye saniye, an ve an şarap içmeme sebebini alıyoruz. Yani içmek nasıl haramsa, içmemek de bir sebep olacak kardeş. Hani şunu diyorum, Adem Aleyhisselam'a iman etmeyesek ne olur peygambere? İman gider. Matematik yapalım işte. Ben iman etmeyince imanım gidiyorsa, sonsuz cehennemse, iman etmeyle benim de karım olması lazım. Bedava iman olmuyor. İlk kaçırı var. Nedir o? Adem Aleyhisselam'a iman etmek, Adem Aleyhisselam'dan imanın başlıyor demektir. Sevabın başlıyor demektir. Adem Aleyhisselam'a seviyen kadar hasenatın ortağı. Ya. Bir şey artısı varsa eksisi de var. Hayat ne kadar kısa, emel ne kadar uzundur. Azrail Aleyhisselam'a demişler ki, ya sen demiş en şaşırdığın hali nedir? Birkaç tane saydı da en şaşırdığın şudur.
Tam diyor canını alacağım birkaç saniye kaldı. An kaldı. Nesine şaşırıyorsun? Adam canını alacağım ama kafasında, ruhunda öyle planlar, emeller var ki diyorsun. Yaşasa 1000 sene lazım diyor. Oysa biraz sonra alacağım diyor. Bu insanı ben anlamış değilim diyor. Anlamaz da. Azrail Aleyhisselam'ı ne anlayacak ki? Azrail de arkada kalmış ya insandan. İnsana ruhunu, çünkü ruh böyle mesela solucanı bilirsiniz tarlada çalışanlar. Kazmayı vursunuz ikiye ayrılır. Solucanı ölmez yani. İki bölersin. Şimdi kafa koptu trafik kazasında. Can çıkmasa ne yapacaksın? İki bu kafada canlı, cesette canlı. Ha ne yapacaksın? Canını trafik kazası almıyor ki. Allah alıyor. Can alması için Allah lazım. Hücrede can kaldı. Parmağı koptu gitti. Aa ölüyor. Hayda ne yapacağım ya? Nasıl canını orada çıkartacağız? Aldım canı. Nereye götüreceğim? Ha misafir aldım da nereye götüreceğim? Senin bu kadar cımak ben nereye götüreceğim şimdi? Onun için yuhyi ve yumit, hayat vermeyi anlıyoruz da, ölüm için Allah ne gerek var ya, kanser yetiyor, trafik kazası yetmiyor, hayır. Evet, hal ile mazi arasında öyle ince bir perde vardır ki, ruhun mazi cihetine geçmesine mani değildir. Ceset nispeten bitmez bir mesafedir. Şimdi biz, bize göre zaman ne yapıyor? Akıyor değil mi? Mesela 50 sene benim aktı. Öyle değil mi? Beraber çalışalım şimdi. Atölye yapalım. Atölye çalışması. Bakın arkadaşlar. Zaman ne yaptı? Geçti değil mi? Geçti mi? Geçti. Peki biz nereye doğru gidiyoruz? Geçmişimize gidiyoruz. Hani yaptıklarınızı göreceksiniz demiyor. Yaptıklarımız geçmemiş. Geçmiş istikbaldır anlamıyoruz. Geçmişimize gidiyoruz. Ahirete gitmiyor muyuz? Yaptığım amellere gitmiyor muyum? Demek ki şeritmiş yani. Zaman böyle bir hattı müstakim üzerine gitmiyor. Şerit koşma parkuru gitti gitti durdu. Aa öldük kalktın aşağı düştün. Hayır zaman dairedir. Bakın benim geçmiş dün yaptıklarımızı görmeye gitmeyecek miyiz aşırı? O zaman yaptıklarıma gidiyor. Yaptıklarıma gidiyorsam gittiğim yer istikbal değil mi? O zaman geçmişim aynı zamanda istikbaldır. Yaşanmışa gideceğiz. Evet. Bir soru. Şimdi tövbe ediyoruz ya. Tövbelerimiz kabul olduğu zaman. Yani kabul oluyordur inşallah. Biz o günahları da görecek miyiz onu? Evet. Tövbeleri sildiği halde göreceğiz. Şöyle. O nasıl olacak? Şöyle. Şimdi birisi bir insanı vurdu TC kanununa göre. Ondan sonra kişiden kişiye davacı değil. Ama savcı diyor ki amme davası var. Şimdi kul hakkı vesaire, içki vesaire yaptı, affetti bizi. Bir de esma davası var, amme davası var. Yer fıtratını niye böyle yaptın? Onu gösterecek Cenab-ı Hak ama haşirde, cehennemde değil. Eğer affedilmişse cehennemi değil. Ama haşir meydanında şöyle yapacak. Cennette pislikle gitmeyecekse tamamen temizlenmek lazım. Temizleyen de cehennemdir. Ama adamın sevabı fazla. Günah var, o günahlar ne olacak? Şöyle temizleyecek diye hadiste geçiyor. Tasaykul diye geçiyor rivayette. Haşir meydanında Allah kişiye fasık mütecahir değilse, yani günah alenen işlememişse, o kişinin günahını kendisine diyecek ki Hasan, gel kolum, buyur ya. Şu günahına bakalım. Allah'ım, ben bile günahıma bakmakta utanıyorum. Sen de bakma. Ben Kur'an'a yemin ederim ki bazı günahlarımı Allah'a elimi kaldırıp da affetmeye utanıyorum. Dilimi almak istemiyorum. Şöyle yaptım ya Rabbi, şunu affet. Ve getirmek de istemiyorum. Ama tövbe etmem lazım. Allah'ım utandığım günahımdan sen de Settar isminin hürmetine sil Allah'ım. Settar ismini bana göster. Çünkü sen söyledin. Peygamberimize demiş ki, inşallah kullardan hepimiz öyle diyeyim. Deyin ki, ben sevdiğim kulumun bazı günahlarını görme. Allah bu hadisini, senin sözünü, ben de tahakkuk ettir. O falan günahımı gösterme. Görme sen ya. Ben bazen dostlarıma Allah'ım sen bana verdin özelliği. Utanırdı. Görmüyorum yani.
Bazen nanoş yerlerde görüyorum. Denk geliyorum. Görmüyor. Bunu bana donanım veren sensin. Bu donanımın kaynağının hatırına Allah'ım sen de yüz çevir gör. Veya senin en çok sevdiğin Habibin, en çok mütesir eden Hazreti Hamza'nın şehit edilişi. Allah'ım sen öyle bir Allah'sın ki en çok sevdiğin kişiyi mütesir eden Hazreti Vahşi'yi affetti. Senin en kıymetli, en kıymetli özelliğin olan nurunu verdin, iman. Allah'ım Hazreti Vahşi'yi hangi esma ve sıfatın ve hakikatinle affettinse onun hatırı ve hürmetine beni ve bizi de affeyle. Amin. Ya, hangi? Çünkü onu affettiyse çok kıymetli. Seni de affedecek, beni de edecek. Vahşi affetmiş ya. Benim, biz Resulullah'ın amcasını öldürmedik. Zararı kendimize yaptık. Mütesir etmedik onu. Bir, iki, günahınızı anlatmayın. Alenen işlemi, bunun adı fasık-ı mütecair. Yani alenen günahını işleyen anlatana ne olur bu? Buna şefaat yoktur. En rezil kepazi günahı yapan Müslümana şefaat vardır. Günahını alenen işleyen ve anlatana şefaat yoktur. Allah Resulü öyle diyor. Yoktur. Onun için gizle. Gizle kardeş. Ama Allah öyle bir Allah'tır ki Allah'ım diyorsun. Allah'ın hatırına. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin hakikatinde değeri ve kıymeti hatırına ve hürmetine bizi affeyle. Bak bir daha söylüyorum. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanında makamı hatırına. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın imanının hatırına. Affeyle Allah. Amin. Vallahi oynatır yani. Öyle bir Allah'tır. Bana böyle bir birisi şey yapsa. Ya ben sana özür dilerim ya. Senin inandığın Allah adına. Yüzüme bile affederdim ya. Allah da affeder. Sakın affettiğimi zannetme. Zan yapma. Affetti. Çünkü Peygamberimiz öyle diyor. Allah'ınıza, Rabbinize hiç olmasa öldüğünüzde bir defa hüsnü zan edin. Yani zana kapılmayın. Acaba affetti mi? Affetti kardeşim. Haçta kullanıyoruz. Acaba benim günahımı affetti mi? Hacının ilk günahı buymuş. Günah, günahmış yani bu ha. Biz öyle anlatıyoruz kafirize. Senin ilk günahın Türkiye'ye gidince şu. Acaba yine Allah affetmiş mi diye. Affetti mi? O senin günahın işte. Niye? Allah zan yaptı. Affetti. Keza mülk ile melekut dünya ile ama zaman geçti. Fakat okuduk ya düz dosyiyette. Ama her kanara gider. Değil zor mu diyeyim? Ve lezzetliydi. He? Sen okuyunca anladık zor. Anladık ya anladık. Çünkü o zaman. Cenab-ı Hak rızası dairesinde amel etmeyi nasip eylesin. Hizmet-i imaniye ve Kur'aniye de daim muvaffak eylesin. Amin. İhlas ve sadaka, takva, iştinab-ı kebair ve hizmet dusturlarını ayırmasın. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselama ümmet, kendisine kul, ustadımıza talebe eylesin. Amin. Baba acilde diyor. Ya Rabbi, bizi insan zannedip, bizden dua isteyenlere, nice insanlar var, bugün acilde olanlara, sıkıntısı olanlara, ve elimizi kaldırdık Allah'ım. Elimizi semaya değil ya Rabbi sana kaldırıyoruz. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, boşluklarımıza eda nasip eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, eğer ecelleri gelmişse hüsnü hatime ver ya Rabbi. İmanla Kur'an'la nasip eyle ya Rabbi. Şeytanın tuzaklarına düşürme Allah'ım. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. Ya Rabbi bu memleketin çalışanlara, memleketimiz için, dinimiz için, İslam için, bayrak için çalışanları muvaffak eyle ya Rabbi. Onlara kuvve-i kutsiye, kuvve-i ulviye, kuvve-i manevi ver ya Rabbi. İslam'ın düşmanlarına, vatan hainlerine fırsat verme ya Allah. Onların kalplerine dehşet, vahşet, erman, panik ver ya Rabbi. Onların kurmuş oldukları tuzakları başlarına çevir ya Rabbi. Onların içinde kabil-i isla olanları ıslah eyle ya Rabbi. Kabil-i isla olmayanları kahar ismine kanı perişan eyle ya Rabbi. Fırsat verme ya Allah. Son nefesimizde imanla, Kur'an'la ve hadim-i Kur'an olarak girmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi riyakarane yaptığın şu duaları samimi olarak kabul eyle ya Rabbi. Sen söylettiriyorsunuz duanızdan sonra. Habibini vesile yapın ya Rabbi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın senin yanındaki değerli kıymeti hatırına onun senin
yanındaki değeri hatırına Allah'ım affeyle ve duamızı kabul eyle ya Rabbi. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemi ya Rabbi. Biz de çok en çok istediğim de şey şehit olmayı nasip eyle ya Rabbi. Çünkü şehidin hesabı yoktur ya Rabbi. Şehit olmayı hepimize nasip bir mesele eyle. Çoluk çocuğumuz da bu hakikatleri de nasip eyle ya Rabbi. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fatiha temâ salavat.